sabahtan yemek yemez, habire gözünü benim çatalıma dikerdi. Papağanımı asla geçinemezlerdi. Çerit yedi bir köpeğim vardı. Lakin kedim öldükten sonra sarayı bir matem havası kapladı. Özellikle de Adil Efendi çok üzüldü. Hatta laf aramızda onun acısı hafifmesin diye kendiye bir cenaze merasimi bile tertip etmişti. Daha sonra da papağanım öldü. Ha, çoğunuz bilmez. Pasteur kutu aşısını araştırmaya başladığında parasız kaldığına dair haberler gelmeye başladı. Hemen gidip kendisine 10.000 altın yolladım. O yüzdendir ki dünyanın ilk hayvan hastanelerinden biri de bizim memleketimizde açıldı, hamdolsun. Hatta tahta çıkar çıkmaz haftanın bir gününü hayvanlar için tatil günü ilan ettim. Hayır, özellikle de çalıştırılan hayvanlar için cuma gününü tatil günü ilan ettim. Neden şaşırdınız? Kızıl Sultan Abdülhamit hayvanlar için tatil günü de mi ilan edermiş değil? Belki her şeyi bilen Allah. Allah var. Kahve mi koktu? Vay özüm şerif. Nihayet taze kahveye vasıl oldun. Selanik'te taze kahve bulamadığımız için İstim kazanı gibi fakur 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 kaldı. Allah'tan İstanbul'a geldik de kulaklarımız rahatladı. Nasıl özüm şerif? Her zamanki gibi değil mi? Sulu Hakan. Sulu ya. Benden demesin. Kahvenin faydası vardır. Lakin kahveyi sulu tüketmeye bakın. Ver bakalım. Selami'nin düşeceği korkusuna kapılıp beni
Selanik'ten Bursa'ya nakletmek üzere Ali Rıza Paşa'yı yollamışlardı. Karşında duran Ali Rıza Paşa'ya, ben dedem yadigarı bu şehri terk etmeyeceğim. Gerekirse düşmanla boğaz boğaza boğuşup can vereceğim. Lakin dedem yadigarı bu şehri terk etmeyeceğim. Irma hakkımı bile elimden aldılar, bilir misiniz? Mevzunun özü şuydu. Ağabeyim Murat Efendi tahta çıktıktan sonra ağır bir hasta haline geldi. Artık kendine bile mukayyet olamaz haldeydi. O tahta indi, yerine ben geçtim. Tahta çıktığımda manzara aynen şuydu. İstanbul'un nüfusu 800 bin kişi, yalnız İstanbul'da 12 bin tefeci sarraf bulunmaktaydı. İstanbul'un nüfusu 800 bin, sadece İstanbul'da 12 bin tefeci sarraf bulunmaktaydı. Çoğu da azınlıklardan, ümmetin ensesine çökmüşler, ümmetin kanını emmekteydiler. ...300 milyon borç altın. Tabii diğer tarafta da kapitülasyonlar, derken Fransız ihtilali. O övülen Fransız ihtilali Osmanlı Cihan İmparatorluğunu paramparça etmek için ilan edilmişti. Aramıza kavmiyetçilik zehirini ettiler. Yok sen şundansın, yok ben şundanım, yok az şundan. Balkanlar derken Arabistan. Anan kedisi de Doğu ve Güney Doğu. Hemencik asiret mekteplerini açtı. O yüzdendir ki bugün Doğu'da ve Güney Doğu'da nüfusun kahir ekseriyeti Müslümansa, o bizim açmış olduğumuz asiret mekteplerinden mezun olan vatanperver Kürt evlatlarının yüzü suyu örmetinedir. Ben onlardan razıyım. Allah'ım da onlardan razı olsun inşallah. İngilizlerin maksadı İpek yolu üzerinde olduğumuz için bize iltifat etmek dedi. Bizim üzerimizdeki menfaatleri onların tavrını belirlediler. He. O Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman çeşmesini bilirsiniz değil mi? Alman kralı Wilhelm beni ziyarete geldiğinde yaptırmıştı. Hatta ikinci ziyaretinde Selahaddin Eyyubi dedemizin kabrine sanduka yaptırıp da getirmişti. Ne ki beni canım? Aklı sıra Arapların arasından kendine taraftar toplayacağım. İstikameti de Kudüs. Aklı sıra Kudüs'e beyaz atın sırtında gelmek istiyordu. Cennet mekan dedem, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'a beyaz atın sırtında girmesinden sonra ne zaman ki İslam ümmetinin vatanına girerler, hep beyaz atın sırtında girmek istemişlerdir. O yüzdendir ki Kudüs'ün o giriş kapılarını yıktırdım ve onu Kudüs'e beyaz atın sırtında değil, otomobille girmek mecburiyetinde bıraktım. Bunca borcu ödemek için bir şeyler yapmak gerekiyordu. İşte o günlerde adı memleket sandıkları olan o sandıkları bir araya getirdik ve bir banka kurduk. Başladık ümmete para dağıtmaya. Tarlalarımız ekilmeye, ekinlerimiz boy vermeye başladı. En önemlisi de ümmetin boğazından ekmek geçmeye başladı. Mahsulleri bir yerden bir yere taşımak için yol lazımdı, köprü lazımdı, liman lazımdı. O yüzdendir ki ilk iş olarak Haydarpaşa Limanı Sinop Limanı'nı yaptırdı. Lakin benim en büyük hayalim de Hicaz Demir Yolu'ydu.
satışlarını yasakladık. Ne zaman ki Rayner'ın Medine-i Münevvere'ye yaklaştığı haberi geldiğinde çocuklar gibi yerimde duramadım. Dönün! Dönün hele! Her kimin elinde alet edevat varsa ucuna keçe bağlasın. Bundan sonra döşenecek her bir rayın altına keçe döşensin ki Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek ruhu incinmesin. Hamdolsun. Allah'ım bana Medine istasyonunun da açıldığını gösterdi. Lakin o zamanlarda Avrupa'da zulüm gören Yahudileri bir yerden bir yere nakletmek üzere büyük şirketler kurulmaya başlandı. İşte o şirketlerin başındaki insan bizim Harici'ye nazırımıza gelmiş. Hakkı sıra borçlarımızın bir kısmını ödeyecek, karşılığında da toprak istiyordu. Herf, Theodor Herf. İstediği toprak da Polis gemilerinin olduğu civarlardan. Osmanlı mülkü benim özel mülküm değildir. Osmanlı mülkü Türk milletindir. Bu toprakları nasıl aldıysa ancak aynı şekilde terk ederiz. Lakin daha sonra anayasasını kendi ellerimle yazdığım Meclis-i Milli'nin karşıma diktiği heyeti gördüğümde özellikle de o heyetin içinden sırıtarak yüzüme bakan Selanik Mebusu Emanuel Karasu'yu gördüğümde her şey ayan beyan ortaya çıkmıştı. Özellikle atasın hele şu kutuyu. Şuna aç. Aç oku ki anayasasını kendi ellerimle yazdım. Meclis-i Milli'nin karşıma gittiği heyet benden ne istemeye gelmiş ümmet işitsin de öğrensin. İyi dinleyiniz lütfen. Müslümanların imamı olan kimse şerri mevzuları şeriat kitaplarından çıkarsa ve bu kitapları yasak etse, yaksa, yırtsa, devlet hazinesini israf edip şeriata aykırı şekilde harcasın. İdare ettiği kimseleri şerri sebep olmadan öldürse, hapsetse, sürse. Başka türlü zulümlerde adet edildikten sonra doğru yola yemin etmişken sözünden dönsün. Müslümanların yaşayışını tamamen bozacak şekilde fitne çıkarmakta direnip onları birbirine öldürse. Buna engel olacak durumdaki Müslümanlar onu zora dayanan tutumunu ortadan kaldırıp İslam memleketlerinin pek çok yerlerinden mezbunun tanınmadığına dair haberler gelmekle yerinde kalmasına zarar ve ayrılışında iyilik olduğunu düşünürse kendisine imamlık ve sultanlıktan vazgeçmek teklif etmek veya halk etmek şekillerinden hangisi erbabı halk ve ak tarafından uygun görülmüşse bu kararın uygulanması yerinde ve gerekli olur. Bir şey anladınız mı? Yazanlardan yaptıklarını bilmezler ki. Kararız hemşerim. Olur. Meclis-i Milli bu kararı alırken kim başkanlık etmiş? Kim? Sait Paşa. Sait Paşa öyle mi? Yaklaş hele Özlemişlerim, yaklaş. Yanıma geleli hayli zaman oldu.
şahit misin? Haşa akıl. Haşa. Haşa. 300 milyon borç altını 30 milyon altına indiren biri nasıl Ümmet-i Muhammed'in parasını çarçur eder? Dünyanın ilk uzaktan kumandalı suikastına ben muhatap oldum. Canıma kastetmeye kalkan Belçikalı bir ecnebinin bile idam cezasını reddeden ben. Vebali boynuna kırılsın senin. Bir tek kişiyi öldürttüm. Müftah. Müftah. Diyorlar ki Mithat'ı ben öldürmüş. Yıldız mahkemeleri Mithat hakkında idam cezası verdi. Ketenliler önüme koydular. Hayır. 25 kişilik ikinci mahkeme topladım. 15'i tekrar idam dedi, tekrar hayır dedi. Mithat'ı Tayyip'e yolladım. Şimdi anladınız mı? Anayasasının kendi ellerime yazdığım Meclis-i Milli'nin karşıma gittiği heyet benden beyin intikamını almaya gelmişti.
son dökmekte baştım. 74 tanesi kız mektebidir. Onun için kız çocuklarınızı okutunuz. Bilim sadece erkeklere farz kılınmamıştır. Evet. Bunu kendi evlerimde yaptım biliyor musun? Çanakkale Gazisi'ne hediye etmek istemiştim de ona da müsaade etmediler. Bunu sana hediye etsem, büyüdüğünde bir gazi gördüğümde ona benim adıma hediye eder misin? Unutma el, bu toprakların üstünde yaşamak büyük bedel istiyor. O yüzdendir ki kızım, bu toprakların ne şehidi ne de gazisi asla eksik olmaz. Allah'ım size esareti tattırmasın inşallah. Bütün akrabalarını getirsek şu Şehri İstanbul'da bir misafir etsin.